Sevgili öğrenciler, bu CD'mizde iki konu işlenecektir. Birinci konu Türk dili ve genel nitelikleri, ikinci konu sözcük anlamıdır. Bu iki konuda ilk öğretimde ve lisede size açıklanan, size öğretilen konuları hatırlatacağım. Birinci konumuz Türk dili ve genel nitelikleridir. Türk dilinin genel niteliklerine geçmeden evvel şunu söylemeliyim. Dil, insanlar arasındaki anlaşma aracıdır. Dil, kendisiyle düşündüğümüz mucizevi bir araçtır. Dil, kendisiyle hayal kurduğumuz mucizevi bir araçtır. Biz dil ile düşünürüz, dil ile hayal kurarız ve dil ile insanlar arasında anlaşmak sağlarız. Türkçe ile değil de, diyelim ben bu ket kardeşimize İngilizce, do you speak English desem, Yes, I can. Anlaşabildik. Yoncaya. Heltetekallemül arap ya ahti? Duyusifik, İngilizce demiyorum, Almanca söyleyeceğim. Şiprenzi Deutsch. Ya. ya. Demek ki anlaşabileceğimiz öğrenciler var. Dil ile anlaşırız. Dil, yeryüzünde 48 bin sayıya ulaşmış bir araçtır. Bugün konuşulan 17 dil vardır. Türkçe bu 17 dil arasında önemli bir yer tutar. Türkçenin diğer diller arasındaki yerine geçmeden önce ilkin Türk dilinin genel niteliklerini hatırlatmak istiyorum. Tarih çağlarında ve tarihten önceki çağlarda Türkçe geniş bir coğrafyada konuşulmuştur. Bugün de bu konuşulmasını sürdürmektedir. Türkçe Sözlü Türkçe ve yazılı Türkçe olarak incelenir. Sözlü Türkçe yazıya geçirilmemiştir. Daha sonra yazıya geçirilmiş yıllarda, asırlarda bunun sözlü örneklerini görüyoruz. Özellikle Çuçu, Şair Çuçu'nun Apanur Çuçu'nun şiirlerinin sözlü olarak bize geldiğini Bilhassa bilmecelerde, deyimlerde ve atasözlerinde sözlü Türkçenin konuşulduğunu hatırlayacaksınız. Yazılı Türkçe ise 8. yüzyılda Göktürkler döneminde Orhon Abideleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Orhon Abideleri Türk dilinin zenginliğini, genişliğini ve çok önemli özelliklerini bize anlatır. İşte... Bu genel bilgileri hatırlattıktan sonra asıl ÖSYM'nin 1963'te çok önce 1969'da iki kere sorduğu Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini size hatırlatmak istiyorum. Burada dili ikiye ayırarak inceleriz. Birincisi coğrafya bölgelerine göre dillerdir. Coğrafya bölgelerine göre dillerde Ural Altay dil grubu ki bu gruba Türkçe, Japonca, Kore dili, Samoyet dili girer. İkincisi Hint Avrupa dilleri bu gruba İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, Hintçe gibi diller girer. Üçüncü gruba ise Hami Sami dil grubu deriz ki Hami Sami Nuh peygamberin çocuklarından dolayı verilen bir adlandırmadır. Orta Doğu'da ve Afrika'nın bazı bölgelerinde konuşulan dilleri içerir. Arapça, İbranca, Süryanca, Asurca, Akaçca gibi diller bu dil grubu içerisinde yer alır. Bir de asıl önemlisi Bantu dil ailesidir. Bu Amerika yerlilerinden olan Azteklerin, Mayaların, Kızılderililerin, İnkaların konuştuğu dillerdir. Bu diller ile Türkçe arasında bir akrabalık gözlenmiştir. 600 kelime, Kızıldeli dilindeki 600 kelimenin Türkçeden geçtiği ya da onlardan Türkçe'ye geçtiği bugün dilciler tarafından ileri sürülmektedir. Bu kadar geniş bir coğrafyada konuşulan Türkçe, ayrıca yapılarına göre bir grup içerisinde de yer alır. Yapılarına göre diller deyince birincisi tek heceli dillerdir. Tek eceli diller, hece kavramını hatırlayın. Bizim dilimizde hece, anlamsız sözcüktür. La, ta, ya, yor, la, ık, tık gibi kelimeler anlamsız sözcüklerdir. Halbuki tek eceli dillerde hece, anlamı olan, çekime giren ve bir cümle kuran dillerdir. Çince, Kore dili, Japon dili bunlardandır. Gerçi Türkçe'de tek eceli, ...kelimeler vardır. Üstelik Türkçe'de fiillerin çoğu, eylemlerin çoğu tek ecelidir. Gel, gör, duy, işit, sez gibi kelimeler tek ecelidir. Ama Türkçe hiçbir zaman tek eceli dillere girmez. İkincisi, bükülgen veya bükümlü dillerdir. Bükümlü dillerde sözcük çekim sırasında, cümle içerisinde... ...farklı anlamlar kazanabilir farklı seslere uğrayabilir, değişkenlik gösterebilir. Diyelim ki Türkçemizde kullanılan katip diye bir kelime var. Katip kelimesinin kökü Arapçada KTB, o erkek yazı demektir. Katip erkek yazıcı demektir. Aynı kelimeden katibe yazıcı bayan demektir. Aynı kelimeden mektep, ketebe kelimesinin önüne me geliyor. Mektep, okul anlamında ya da büro anlamında kitabe yazılan anıt yazı demektir. Mektup birisine yazılmış yazı demektir. Böylece dilimizde bükülgen dillerden geçen sözcükler vardır. İngilizceden geçen sözcükler vardır. Fransızcadan geçen sözcükler vardır. Yunancadan veya Ermeniceden vesaire dillerden bükülgen dillerden geçen sözcükler vardır ama Türkçe bir külgen bir dil de değildir. Tek eceli dil olmadığı gibi. Türkçe hatırlayacaksınız eklemli dillerdendir ve son ekli bir dildir. Diyelim ki göz kelimesi kök olarak ad köküdür. Gözlük kelimesinin isim olduğunu görüyorsunuz. Göz de isimdir. Gözlükçü dediğimiz zaman bir başka isimdir. Göz görme olmaktır. Gözlük görme aletidir. Gözlükçü ise ne gözdür ne alettir. Gözlük yalnızca bir gözlük işiyle uğraşan, gözlük alıp satan kimsedir. Koş kelimesi fiildir. Koşu yorum kelimesi sözcüğün türü değişmedi. Koş kelimesi kim koşuyor belli değildir. Fiil olarak koş kelimesi eylemi buyurmayı ifade eder koş sen anlamında. Ama koşuyorum kelimesi ben koşuyorumdur. Şimdi koşuyorum kelimesini kök ve ekleri bakımından incelersek koş kelimesi koşuyorum demek değildir. Koşuyor kelimesi koşuyorum demek değildir. Koşuyorum dediğim zaman kendi koştuğumu, benim koştuğumu ifade ederim. Böylece koşmak aldığı eklerle koş fiili aldığı eklerle benim koştuğumu koşuyorum cümlesinde ya da sözcüğünde anlam ifade eder. Böylece Türkçe eklemli bir dildir. Şimdi geçiyorum. Ve sondan eklemeli bir dildir. Şimdi asıl noktaya geçiyorum. Bunu unutmamanız gerekiyor. Genel bir bilgi olarak şudur özetlersek. Türkçe Ural Altay dillerinden Altay koluna bağlı eklemli dillerden sondan eklemeli bir dildir. Ve çok önemli bir konu son 10 yılda Türkçe için dilciler genel bir değerlendirme yaptılar. Türkçe geniş bir coğrafyada konuşulan bir dildir. Bu dil büyük bir dil grubunu oluşturur ki o dilin adı Türk-Tatar dil ailesidir. İşte Türkçe için söylenecek önemli bir noktada yukarıdaki tanımda oldukta, söyledikten sonra Türkçe, Türk-Tatar dil ailesi içerisinde yer alır. Şimdi ÖSYM'nin ağırlıklı olarak sorduğu anlam bilgisinden sözcükte anlam konusuna geçeceğim. Sözcükte anlam konusuna geçmeden önce sözcüğün ne olduğunu bilmekte fayda var. Sözcük nedir Burcu? Söyleyebilir misiniz? Sözcük nedir? Cümle içinde anlamlı en küçük parça. Cümle içindeki anlamlı en küçük parça. Pekala arkadaşlara sormuyorum ama cümle dışında sözcüğün bir anlamı yok mu? Elimdeki nedir sorusunun tek bir sözcükle kalemdir dediğiniz zaman ya da kalem dediğiniz zaman bir cümle yapmadan anlamı yok mu? Bazı sözcüğün tek başına anlamsızlığı da söz konusudur. Mesela için kelimesi gibi kelimesi ile kelimesi mi kelimesi ancak kelimesi kadar kelimesinin tek başına anlamı yoktur. Bütün bunları düşünerek sözcük için bir dil bilgisi tanımı çıkarmalıyız. Ben öyle düşünüyorum. Bu çok önemli. Dil bilgisi açısından önemli. İleride dil bilgisi konularını işlediğimizde bu konuyu yeniden hatırlayacağız. Bir de ÖSYM'nin sözcükteki anlam konusuna geçeceğiz. Bu anlam konusu ile ilgili sözcüğün iki tanımını ben size hatırlatacağım. Birincisi, sözcük tek başına bir nesneyi, bir kavramı, bir eylemi karşılayan, cümlede görev alınca anlam değişikliğine uğrayan veya tek başına hiç anlamı olmayan sözcüktür. Bu dil bilgisi tanımıdır. Ama önemli bir konu var ki o da sözcüğün ne olduğunu ÖSYM'ye göre bilmektir. ÖSYM'e göre sözcük şudur. Anlamları üzerinde anlaşma sağladığımız ses sistemleridir. Anlamları üzerinde anlaşma sağladığımız ses sistemleridir. Diyelim ki dün sınırımızda bir asker vuruldu cümlesinde vurulmak sözcüğü öldürülmek anlamındadır. Manevi bir değerle de şehit olmak anlamındadır. Ama Avcı 300 metre ileriye tahtayı dikti, hedefi 12'den vurdu. Hedef 12'den vuruldu sözcüğünde ki vurulmakla cümlesindeki vurulmakla bir askerimiz vuruldu aynı anlamda mıdır? Elbette değil. Halbuki ikisi de silahla belli bir hedefi vurmak, hedefin vurulması veya askerin vurulması aynı anlamdadır. Öyle düşünülüyor. Halbuki aynı anlamı karşılamıyor. Veya Mısır kazanları vuruldu ocağın üstüne dediğimiz zaman vurulmak konuldu anlamındadır. Veya bu çok önemli dikkatinizi çekiyorum. Burcu kardeşe bakıyorum, güzelliği hoşuma gidiyor. Ben bu kıza vuruldum diyorum. Şimdi buradaki vurulmakla Burcu kardeşin söylediğim vurulmakla, Mısır kazanları ocağa vuruldu güney doğudaki vurulmak veya avcı hedefi 12'den vurdu veya bir ask vuruldu, hedef 12'den vuruldu veya avcı veya asker vuruldu cümlesinde vurulmak aynı anlamda değildir. O zaman ÖSYM ne diyor biliyor musunuz? aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük işte şu anlamda kullanılmıştır. Vurulmak sözcüğü ocağa konulmak anlamındadır veya vurulmak sözcüğü hedefe tam isabet ettirmek anlamındadır veya vurulmak sözcüğü aşık olmak anlamındadır. Bir şiirimiz var hatırlayacaksınız okullarda gösteriliyor. Türkiye'm diye bir şiir vurulmuşum toprağına taşına yerde gezen gökte uçan kuşuna baharına yazına kara kışına vurulmuşumdaki vurulmak sözcüğü burcu kardeşimize söylediğim ben burcuya vuruldumla aynı anlamda mıdır? Elbette değildir. Birisinde aşık olmaktır ama birisinde alabildiğine sevmektir. Vatanı sevmektir. Ülkeyi sevmektir. Yurdu sevmektir. Türkiye'yi sevmektir. Ama birisinde vurulmak Mısır, koza, e, Mısır kazanları ocağa vuruldu da konulmak anlamındadır. Dolayısıyla sözcüyü demin verdiğimiz tanımla anlamları üzerinde anlaşma sağladığımız ses sistemleri olarak bilmekte fayda var. Öyleyse bu tanımlardan sonra şu konuyu ama çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Sözcük ya tek anlam kazanır ya çok anlam kazanır ya da hiçbir anlamı olmaz ancak cümlede anlam kazanır. Bakınız. Sözcük tek anlamlı sözcük ağaç hiçbir anlama gelmez, başka bir şey hatırlatmaz. Bulut, su, ateş gibi sözcükler tek anlamlı sözcüklerdir. Buna karşılık buna karşılık dil, diş kaynamak göz yüz sözcüğü çok anlamlıdır. Diyelim ki yüzüm kızardı Burcu'ya o sözü edince dediğimde yüz kelimesi suratım anlamındadır. Belki mecazdır. Ama Marmara'nın yüzünde bir ceset sürükleniyordu dediğimiz zaman buradaki yüzle benim yüzüm farklıdır. Veya veya Kurban Bayramı'nda bir kuzu kestim ve yüzeceğim dediğimiz zaman ki yüzmek farklı anlamdadır. Biz havuzda ancak yüzeriz. Denize giremediğimiz dediğim zaman yüzmek farklı anlamdadır. Böylece yüz kelimesi çok anlamlı bir sözcüktür. Kaç dil biliyorsun Buket? Diyelim ki cevap iki. Peki? Buket dili tatlı bir kızdır dediğimiz zaman buradaki dil gerçekte iki dil bildiği için mi tatlıdır? Veya veya bir kuzu diliyle külbastı yaptık dediğimiz zaman kuzu dili hiçbir zaman biraz evvel Buket'in e, buketle ilgili cümlede kullandığım gibi aynı anlamda değildir. Ama ama desek ki burcu çok dilli biri dediğimiz zaman buradaki dilli kelimesi daha mecaz anlamda çok konuşkan, geveze, belki şirret anlamına gelecektir. İşte bu sözcüklere çok anlamlı sözcük diyoruz. Bir de gerçekte hiç anlamı olmadığı halde bir kavramı, bir eylemi karşılamadığı halde cümlede anlam kazanan sözcükler vardır. Kadar sözcüğü bunlardandır. Dünyalar kadar borcu var. Buradaki kadar abartma anlamındadır. Benim babamın da senin baban kadar parası olsaydı bana İstanbul'da ev almaz mıydı cümlesinde kadar dünyalar kadar borcu anlamında değildir. Dün Emre bize kadar geldiğimiz zaman bunların hiçbirinde o anlamı göremeyiz. İçin kelimesi öyle, gibi kelimesi öyle. Gibi kelimesi kadarla aynı anlama gelebilir, benzerlik anlamını karşılayabilir. Senin gibisini görmedim senin kadar büyüdü, senin gibi büyüdü veya veya kavanozda bal bitti gibi burada kadar anlamı var mı? Hayır. Benzeme anlamı var mı? Hayır. İşte bazı edatlar ki çok önemli bu, ilgeçler genellikle anlamsız sözcüklerdir. Cümlede anlam kazanan sözcüklerdir ve kurduğumuz cümlede anlam değişikliğine uğrayan sözcüklerdir. Bu çok önemli bir konu. Şimdi bunlarla ilgili size bir soru getireceğim. Soru şu. Yanmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçersizlik anlamında kullanılmıştır? A cümlesinde tren saat 8'de kalkıyor. Yetişemezsek yandık. Buradaki yanmakta geçersizlik anlamı yok. İyi, otobüste yetişemezsek biletlerimiz yanar. Teşekkür ediyorum. Şimdi başka bir soru geliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gibi sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Gibi tek başına bir anlamı bir eylemi karşılamıyor. Dikkat ediyorsunuz. Burada e, diğerlerinden farklı anlamda demek ki gibi birkaç anlama gelecek biçimde kullanılmıştır. A cümlesinde rüya gibi bir yazdı o yaz. Rüya gibi rüyaya benziyordu, rüyaya yakındı. Bize rüyayı anımsatıyordu, yaşadığımız rüyayı gibiydi. O da aynen benim gibi düşünüyordu, benzerlik anlamı var. Ama rüyadaki benzerlikten biraz farklı, seziyorsunuz. Onun gibi bir öğretmen biraz zor bulunur. Kaba mı? Doğru mu? Güzel anlatan mı? Yoksa sevecen mi? Yoksa iyi bir dost olarak mı? Sanki benzerlik anlamı seziliyor. Onun gibi bir öğretmen, ona benzer bir öğretmen. Çantasını kaptığı gibi dışarı fırladı. Şimdi ben buna çantasını kapmaya benzetti anlamı verebilir miyim yukarıdaki benzerlikler yakın bir anlamı verebilir miyim? Bence yok. Annesi gibi güzel bir kızdı Ayça. Ayça benzerlikte annesini andırıyordu. İşte doğru cevabımızı de olarak görüyorsunuz. Burada gibi benzerlik anlamının dışında zaman kavramı katıyor. Kapar kapmaz anlamı katıyor. Bir başka soruya bakıyoruz. Gene bu sözcüğün üç anlamını hatırlatan bu çok önemli bir uyarı geldi. Bu uyarı çok önemli. Sözcükler bazen aynı karşılığı tutturur. Buna dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Sözcükler bazen aynı karşılığı tutturur ama bu karşılığı tutturduğu halde cümlelerin her birinde farklı anlama gelebildiği gibi üçünde aynı anlamı karşılar tutturduğu karşılığı karşılar birinde tutturduğu karşılığın dışında bir anlam belirtebilir. İşte soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bulunmak eylemi ötekilerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Kristof Kolomb Amerika'yı buldu, keşfetti. Thomas Edison ampulü buldu, keşfetti. Robert Koch adıyla anılan basili buldu, keşfetti. Ronald Amundsen güney kutbunu buldu, keşfetti. Pierre Curie ve eşi radyumu buldu, keşfetti. Dikkat ediniz buldu kelimeleri hepsinde keşfetti anlamına geliyor. Aynı karşılığı tutturuyor ama birisinde diğerlerinde olduğu gibi değildir. Thomas Edison ampulü buldu ifadesinde keşfetti demekle beraber olmayan bir şeyi buldu. Halbuki diğer seçeneklerde o adı anılan adamlar, bilim adamları veya seyyahlar ne yaptılar? Var olan bir şeyi buldular. Burada ise var olanı değil olmayan bir şeyi icat ettiler anlamındadır. Bu çok önemli bir konudur. Şimdi bütün bunlardan sonra Sözcük anlam ilgilerine geçeriz. Sözcük anlam ilgileri nedir? Sözcük anlam ilgileri bize neyi hatırlatıyor? Bunu da özellikle ÖSYM için bilmeniz gerekiyor. ÖSYM bu 2001 Haziranında veya ondan önceki yıllarda 2 ile 4 soru kadar sözcüğün anlamını anlatıyordu. Sözcüğün anlamı ile ilgili konu cümle anlamıyla, cümle yorumuyla, paragraf anlamıyla da ilgilidir. Çünkü bir sözcük girdiği cümlede o cümlenin anlamını değiştirebiliyor veya o cüm paragrafın paragrafa yeni anlamlar katıyor. O yüzden sözcüğün anlamı ve onun genel nitelikleri, ilgileri çok önemlidir. Hatırlayacaksınız, ÖSYM'nin sorularında sözcükler şu anlamlarda kullanılıyor. Birincisi gerçek anlam, ikincisi yan anlam. Üçüncüsü mecaz anlam. Dördüncüsü terimsel anlam. Ve arkasından eş anlamlılık. Anlamdaş kullanım, kullanım diyorum, anlam demiyorum. Sesteşlik, sesteşlik anlamı değil, sesteş kullanım. Karşıt anlam gibi sekiz ayrı konuda sözcüğün anlam ilgilerini bize anlatıyor. Şimdi bunları sırasıyla size açıklayacağım. Gerçek anlam nedir? Gerçek anlam sözcüğün sözlükteki ilk karşılığıdır. Sözcüğün temel anlamıdır. Gerçek anlam sözcüğün aklımıza ilk geldiği anlamdır. Bu şu demektir. Bir Türkçe sözlüğünü açıyorsunuz. O sözlükte diyelim ki göz sözlüğünü sözcüğünü kullanmış. Görme organıdır. Gerçek anlam budur. Ama Burcu'ya soruyorum. Çantanın gözünde ekmek, peynir var mı? Çok acıktım dediğimde buradaki göz benim gözüm değildir. Veya veya Yasin'e soruyorum. Eviniz kaç göz? Buradaki göz çantanın gözü değildir. Veya Vedat'a soruyorum. Suyun gözünden avuç avuç su içmeyi sever misin? Buradaki göz de görme organı değildir veya çantanın bölmesi değildir veya evin bölümleri oda değildir. Gerçek anlam nedir? İlk anlamıdır. Görme organıdır göz. Şimdi buna göre bir soruya bakalım. Götürmek sözcüğü hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? Çok önemli. Bendeki kitapları alıp eve götürdü. Kitapları yanında taşıdı, götürdü. Annesi çocuğu erkenden okula götürdü. Bütün eşyasını yanında götürdü. Arabasını tamirciye götürdü. Buralarda dikkat ediniz. A, B, C, D seçeneğinde götürmek yanında, beraberinde, yedeğinde taşımak anlamında ve ilk anlamdadır. Ama kalan son parasında bu iş götürdü dediğimiz zaman götürmek, işte bitmek, tüketmek, savurmak anlamındadır. Gerçek anlamda kullanılmamıştır. Dikkatinizi çektim buna. Bir başka sözcüğün bir başka anlamı ise yan anlamdır. Yan anlam gene sözlükte görülen anlamdır. Gerçek anlamı hatı anımsatan anlamdır. Bir sözcüğün sözlükteki ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci vesaire anlamıdır. Demin göz sözcüğünü özellikle verdim. İşte görme organıdır dedim. Veya bir şeyin bölmesidir dedim. Evin bölümleridir dedim. Suyun kaynağıdır dedim. Veya mecaz anlamda o malın gözü işte diyebilirim. Gözüme girdi de diyebilirim. İşte ancak burada gerçek anlama yakın ama gerçek anlam değil sözlükteki bir karşılığıdır. Mecaz olmadan sözlükteki bir karşılığına, diğer karşılığına ne diyoruz? İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci derecedeki karşılığına yan anlam diyoruz. Şimdi soruya bakalım. Kırmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde öldürmek, yok olmasına sebep olmak anlamında kullanılmıştır. Tavuklara yem olarak Kullanmak için mısır kırdırdı. Mısır kırdırmayı bilirsiniz. Mısır toplanır, dövülür. Kara Mürsel'de mısırlar yere serilir, arabalar üstlerinden geçer. Sonra onu toplarlar. Ya kepeğini, kabuğunu alır, un ederler veya kırdırırlar hayvanlara yem olur. Parçalamak anlamında. Veya kitabın son formasını da kırdırdı. Bir kitap baskıdan önce belki çoğunuz bilmiyorsunuz sayfa olarak şöyle bir sayfa olarak baskıya girer. Basıldıktan sonra çıkar kırma makinası dediğimiz bir makineye girer ve orada şu tek diyelim ki 120'ye 70 ebatında boyutunda bir kağıt kırma makinasında 1 2 3 dörde katlanır. Böylece bu sonra da kenarları matbaacıların tıraş dedikleri bir şeye uğrar. Forma ne olur? Bu 16 sayfalık ya da 8 sayfalık bu kırma eyleminden sonra bir yaprak kağıt, 120'ye 70 boyutundaki kağıt 16 sayfa veya 8 sayfa olur. İşte bir formanın, bir basılan kağıdın formalaştırılmasına kırma eylemi diyoruz. A seçeneğiyle hiç ilgisi yoktur. Ben kimseyi kırmak istemem. Burada kırmak gerçekte mecaz anlamdadır bu yıl soğuk hayvanları kırdı. İşte bu soğukta ölen hayvanları dile getiriyor. Özellikle kutup bölgelerine, Antarktika'ya, Görlant'a götürülen hayvanlar soğuğa dayanamaz ve ölürler. İşte hayvanların soğuktan ölmelerine kırılması, hayvanların kırılması deniliyor. Fiyatını biraz kırarsanız indirmek anlamındadır, düşürmek anlamındadır. Daha ucuz, biraz daha ucuz vermek anlamındadır. Doğru cevabımız bu yıl soğuk hayvanları kırdı, yok olmasına, ölmesine sebep oldu anlamındadır. Sözcüğün çok önemli bir anlamı da mecaz anlamdır. Mecaz nedir biliyor musunuz? Mecaz aslında bir söz sanatıdır edebiyat derslerinde, Türk dili edebiyatı derslerinde gördünüz. Bir söz sanatıdır edebiyat, mecaz. Ancak ÖSYM e mecazı sanat olarak sormuyor. Mecaz, benzetme kastı güdülmeden bir sözü sözlük anlamının dışında kullanmaktır. Çileklerin ilk çıktığı, pazara indirildiği aylarda kızım böyle plastik kutularda çilek görmüştü. Okul çıkışında bir kutu getirmiş, Baba annem yok ama şu çilekten bir reçel yapabilir misiniz diye bana sordu. Rica etti, tabii hay hay dedim. Çilekleri yıkadık, saplarından kopardık. Bir kilo şekere, tencereye koyduktan sonra bir kilo şekere yatırdık. Yatırma eylemine dikkatinizi çekiyorum. Sabahleyin dedim ki kızım ben derse gideceğim. Şimdi bunu ocağın üstüne koyacağım, kaynayacak ama sakın taşmasın. Çünkü ben de silemem şekerli şeyi, çileyi. Sen de silemezsin. Biz bulaşık yıkamayı bilmiyoruz. Makine yıkıyor. Aman dikkat et. Ben gideceğim limon tuzu alıp geleceğim. Unutmayın bunu. Reçele yapılırken limon tuzu atılır. Gidip limon tuzu alıp gelinceye kadar geldim ocağın üstünde tencerede çilek havalanmış. Kızım çilek köpürüyor diye bağırdım. Kızım Baba sen niye köpürüyorsun dedi. Yüzüne tel tel baktım o da bana baktı. Şimdi benim çilek köpürüyor ifademdeki köpürmeyi anladınız. Çilek doğal olarak köpürüyor gerçekten. Ama kızımın bana dediği baba sen niye köpürüyorsun ifadesi kızıyorsun anlamındadır. Vedat bana keskin bakıyor. Niye keskin bakıyor? Keskini hatırlayın bıçağın keskinliği. Jiletin keskinliği, kılıcın keskinliği. Ama keskin nedir? Etkileyici, rahatsız edici anlamındadır. Dolayısıyla keskin kelimesi nedir? Mecazdır. Öyleyse mecaz, benzetme amacı güdülmeden bir sözcüğün gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır. Bu tanımdan hareketle sorumuza bakalım. Yara sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz olarak kullanılmıştır? Yüzbaşı Kamil Bey'in bedeninde çok kurşun yarası var. Kurşunun açtığı yaradır, gerçek. Bu sözler onda derin yaralar açtı. Burada gerçek bir yara kavramını, düşüncesini sezebiliyor musunuz? Gerçek yara, kurşun açtığı yara. Ben göremiyorum. Başhekim yara için ne dedi? Burada sezilebiliyor, gerçek yara olduğu sezilebiliyor. Ancak B seçeneğindekini de anımsatıyor biraz. Bu yara umarım kısa zamanda kapanır. Yaranın kapanması gerçek yaranın kapanması demektir. Yaralarını pansuman ettirmek için hemen bir her gün dispansere gidiyor. Gerçek yaradır. Peki doğru cevabımız hangisi? Gerçek olmayan sözlük anlamı dışında kullanılan bu sözleri onda derin yaralar açtı cümlesindeki seçeneğindeki yaradır, mecazdır. Şimdi önemli bir uyarım olacak size. Dikkatinizi çekiyorum. Çok önemli bir uyarı. Arkadaşlar. ÖSYM e mecazı birkaç kere sormuş. Bu sorduklarında sözcüğün mecazı var, anlatımın mecazı var. Mecazlı anlatımla sözcüğün mecazını karıştırmamanız gerekiyor. Sözcükte mecaz bir kelimenin sözlük anlamı dışındadır. Ama mecazlı anlatım cümlenin yorumuyla cümlenin anlatım biçimiyle ilgilidir. Mesela üzüm üzüme baka baka kararır dediğimiz zaman burada mecazlı bir anlatım var. Su uyur düşman uyumaz dediğimiz zaman mecazlı bir anlatım var. Veya Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz dediğimiz zaman mecazlı bir anlatım var. Ancak sözcüğün mezazı mecazı farklıdır. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. Terimsel anlam nedir? Bana, Emre, bir matematik terimi söyleyebilir misin? Kare. Burcu geometri terimi söyleyebilir misin? Üçgen. Buket, bir edebiyat terimi söyleyebilir misin? Şiir, kafiye. Bunlar edebiyat terimidir. Terim nedir? Bir tıp terimi, bir futbol terimi, bir basketbol terimi veya bir sanat terimi, sahne sanatı, sinema sanatı terimi. Her gün konuşulan konular bunlar. Terim nedir? Bilim, sanat ve meslek dalları ile ilgili özel ve belirli kavramı olan sözcüklere terim diyoruz. Diyelim ki Yasin bana bir oyun oynadı, hayatım boyunca unutmayacağım cümlesinde oyun terim değildir, hiledir, mecazdır. Ama Haldun Taner'in en son sahnelenen oyununu beğendim dediğimiz zaman oyun bir tiyatro terimidir. Veya çocuklar bahçede oynuyor dediğimiz zaman hiç terim değildir. Arkadaşlarımızın verdiği örneklerden hatırlayacağınız gibi Bilim, sanat ve meslek dallarıyla ilgili özel ve belirli kavramı olan sözcüktür. Soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yoktur? Şiirin kafiye şemasını çıkarınız. Şiir ve kafiye ne terimi soner? Edebiyat, Edebiyat terimi. Haritada meridyenleri gösteriniz. Harita ve meridyen ne terimi? Coğrafya, Coğrafya terimi. Üçgenin iç açılarını hesaplayınız. Üçgen ve açı ne terimi? Geometri. Geometri terimi. Şehir düz bir alana yerleşmiştir. Şehir bir terim mi? Hayır. Düz bir terim mi bu cümlede? Alan bir terim mi bu cümlede? Yerleşmek bir terim mi? Ben bu cümlede terim göremiyorum. Bu notaları yazınız. Nota ne terimi? Müzik, Müzik terimi. Öyleyse doğru cevabımız. D seçeneği terimsiz bir cümle. Geçiyoruz. Bir başka konu eş anlamlılıktır. Tanımına geçmeden önce eş anlamlılığı ne olduğunu söyleyelim. Maalesef okullarımızda benim ilk öğretime giden iki çocuğum var. Liseye giden çocuklarım var. Bu çocukların kitaplarında ben gördüm. Kitapların arkasına son yıllarda eş anlamlı testler koyuyorlar ve bir soru şöyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler kullanılmıştır? Babam aylık maaşını ve ücretini alamadı. Bu böyle bir soru sorulamaz çocuklar. Babam aylık maaşını ve ücretini alamadı cümlesinde aylık maaş ücret eş anlamlıdır. Öyle düşünülmüş. Fakat bu kesinlikle yanlış bir cümledir. Anlatım bozukluğu olan cümledir. Çünkü eş anlamlı sözcükleri biz bir yargıda bir cümlede kullanamayız. Öyleyse eş anlamlı sözcük nedir? Başka bir dilden dilimize geçerek Aynı alanda, aynı anlamda kullanılan ama aynı yargıda kullanılmayan sözcüklere eş anlamlı sözcük diyoruz. Diyelim ki dün oynanan milli maçta Hakan Şükür hatasını anladı. Buradaki hata biliyoruz nedir? Penaltıyı atamadı hatasını anladı ve özür diledi milletimizden. Buna karşılık Hakan'a faul yapıldı ve penaltı kazandık cümlesinde faul kelimesi hata kelimesiyle eş anlamıdır. Veya korneri Mehmet atardı cübile yapmadan önce Beşiktaş'ta. Korner kelimesi köşe anlamındadır. Ama sunucularımız bazen korner demiyor, köşe atışını Mehmet yapacak diyor. Şöyle deseydik, Korner ve köşe atışını Mehmet yapacak deseydik ne olacaktı? Anlatım bozukluğu olacaktı. Veya hürriyetinizi bağımsız özgürlüğünüzü seviyor musunuz? Bir cümle kursaydık kesinlikle anlatım bozukluğu olacaktı. Oysa ki hürriyet Arapçadır. Özgürlükse Türkçedir. Biz bu iki bu iki sözcüğü Bunlar eş anlamlı sözcüklerdir. İkisi de dilimizde vardır, ikisi de kullanılmaktadır. Bir hürriyeti özgürlük anlamında veya özgürlüğü hürriyet anlamında ayrı yargılarda kullanabiliriz. Biz biliriz ki hürriyet ve özgürlük eş anlamlıdır. Ancak ikisini bir arada kullanamayız. Öyleyse eş anlamlı sözcük nedir bu açıklamalardan sonra? Başka bir dilden dilimize geçerek aynı alanda, aynı anlamda kullanılan sözcüklere, eş anlamlı sözcük diyoruz. Eş anlamlı sözcüğün bu bilgiden sonra sorusuna bakalım. Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangi ikisi aynı anlamdadır? Öfkeyle yerinden doğruldu, hasbel kader öğretmen olmuş, titizlikle soruların hepsini inceledi. Tesadüfen ben de orada bulunuyordum. Şansa bırakmadan sınava iyi hazırlanın. Altı çizili bu sözcüklerden dikkat ederseniz öfkeyle ifadesi hasbel kaderle eş anlamlı olamaz. Öfkeyle sözcüğü titizlikle sözcüğüyle eş anlamlı olamaz. Veya titizlikle sözcüğü tesadüfen sözcüğüyle eş anlamlı olamaz şansa bırakmadan sözcüğü öfkeyle veya tesadüfen veya titizlikle ya da hasbel kader sözcüğüyle eş anlamlı olamaz. Tek tek sözcükleri cümlede kullanımlarına göre değerlendirirsek hasbel kader sözcüğü tesadüfen sözcüğüyle cümledeki kullanımları dikkate alındığında aynı anlama gelebilir. Hasbel kader yerine tesadüfen, tesadüfen yerine hasbel kader diyebiliriz. Öyleyse hasbel kader ben de orada bulunuyordum belki aykırı kaçsa da veya tesadüfen öğretmen olmuş aynı anlamı verebilir. Öyleyse doğru seçeneğimiz 2 ve 4. cümleler olan E seçeneğidir. Şimdi önemli bir uyarım var. Bir halk türküsünde yar yolunu kolladım, ona mendil yolladım. Dizelerini hatırlıyorsunuz. Yollamak sözcüğüne dikkatinizi çekiyorum. Yar yolunu kolladım da bekledim anlamı mecaz olarak seziliyor. Ona mendil yolladım ifadesinde askerdeki Yavuklusuna ya sevgilisine ya da askerde yavuklusuna köydeki yavuklusuna hediyeler yollarlar. Bu yollama ifadesini şiirde değiştiremeyiz, halk şiirinde değiştiremeyiz ama ben yar yolunu kolladım, ona mendil saldım şiir olarak demiyorum diyebiliriz. Salmak, yollamak. Bize Malatya'dan bir sepet kayısı yollamış dedem desem veya dede bir, bir sepet kayısı gönderemez misin desem veya dede bir sepet kayısı salamaz salamaz mısın gönderemez misin desem göndermek, sallamak, yollamak bunların hepsi anlamdaş sözlük olmadığı halde anlamdaş kullanımdır. Dikkatinizi buraya çekiyorum. Daha dersimizin başında bir şiiri okudum. Hatırlayacaksınız. Vurulmuşum toprağına, taşına, yerde gezen, gökte uçan kuşuna, baharına, yazına, kara kışına vurulmuşum şiirindeki vurulmak aşık olmaktı. Burcu kardeşi işaretle ben Burcu'ya vuruldum ifadesindeki bu vurulmak kelimesi o şiirdeki vurulmakla aynı anlamı sezdirdiği halde aynı anlamda değildir. İşte aynı anlama gelecek biçimde sözcüklerin kullanımına anlamdaş kullanım diyoruz. Gönderdim, yolladım, saldım, vuruldum. Hedef 12'den vuruldu, bir asker vuruldu, Mısır kazanları vuruldu. Burada anlamdaş kullanım yok anlamdaş kullanım, farklı yazılış ve okunuştaki sözcüklerin veya aynı yazılıştaki okunuştaki sözcüklerin aynı anlama gelecek biçimde kullanımıdır. Biz şimdi soruya bakarsak çok önemli bir soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde sürüklemek sözcüğü, Romandaki kişileri iki yüzlünün bataklığına sürükleyen etkenler inandırıcı bir biçimde veriliyor cümlesindeki ile eş anlamda kullanılmıştır. Eş anlamlı değil, kullanım önemli. A seçeneğinde insanlığı o kanlı savaşa sürükleyen nedenler daha tam olarak değerlendirilmedi. B seçeneğinde beni saatlerce beklettikten sonra bir de buraya sürükleyen adama doğrusu çok kızmıştım. Romanın insanı etkileyen, sürükleyen yanı Anlatımdan çok anlatılan olaylarda geçiyor. Atın ölüsünü sürükleyen çocuklar geldiğimizi görünce durdular. Burada bir gerçek sürüklemek var. E seçeneğinde ilkbaharda kocaman tomrukları bile sürükleyen bu ırmak yaz gelince kurumaya başlar. İşte bu cümlede, bu, bu soruda sürükleyen nedenler, insanlığı o kanlı savaşa sürükleyen nedenlerde sürüklemek sözcüğü soru kökündeki düşürmek, kötü bir duruma düşürmek anlamında verilmiştir ve doğru seçenek A cümlesinin A seçeneğindeki insanlığı o kanlı savaşa sürükleyen nedenler daha tam olarak değerlendirilmedi. Yani kötü duruma düşürmek anlamındadır. Soyut bir kavramı ifade edecek biçimde kullanılmıştır. Anlamdaş kullanıma tekrar dikkatinizi çekiyorum eş anlamlı sözcüklerle ilgili olarak. Şimdi başka anlamdaş kullanılan sözcükler eş anlamlı değildir. Bunu biliyoruz artık. Geçiyoruz bir başka konu. Sesteşlik ilgisi, sesteş kullanım. Sesteş nedir? Sesteş yazılışları, okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı sözcüklerdir. Buna gene dikkatinizi çekiyorum. Sesteşlik bir mecaz sanatı ile karıştırılmamalıdır. Bir cinaz sanatıyla, özellikle cinaz sanatıyla ile kar karıştırılmamalıdır. Edebiyat kitaplarında okudunuz. Madem çoban değilsin, ardındaki sürü ne? Beni yardan ayıran sürüm sürüm sürüne cümlesinde sürüne sürüne birisi sözcüktür, birisi sürünmek eylemidir. Burada cinaz sanatı vardır. Veya yara gideyim dedim önüme dağ dayandı. Bu nasıl aşk ve sevda? Ben yandım dağ da yandı. Dağ dayandı cümlesi, dağ dayandı dizesinde dayandı tek kelimedir. Ben yandım, dağ da yandı ise iki sözcükten oluşmuştur. Burada sadece söyleniş benzerliği var, okunuş benzerliği var. Bu cinastır. Seçleşlik nedir? Biraz evvel dediğim gibi sözcüğün kavramsal anlamı ile eylemsel anlamı farklı olacak. Sözcük türü farklı olacak. Sözcük türlerinin farklılığı anlamın da farklılığını ortaya koyar. Ben yatılı okudum. Yağı ayrı yemeği, balı ayrı yemeği severim. Nöbetçi öğretmenimiz bir kahvaltıda geldi. Sen de herkesin yaptığı gibi yağı bala kat dedi. Kat. Biraz tiksinir gibi oldum ama kattım bayağı güzel. Biraz sonra dedi ki sen yeni geldin. Senin yatacağın oda üçüncü kat dedi. Dikkat edin yağı bala katmaktaki kat sözcüğüyle senin kalacağın oda üçüncü kat birisi katmak eylemi birisi kat isim. Böylece bu sözcüklere ne diyoruz? Sesteş sözcük diyoruz. Zihnimizde yüz sözcüğü, dil sözcüğü, çok anlamlı sözcüklerden diş sözcüğü, kır sözcüğü, ak sözcüğü, Bunlar nedir? Sesteş sözcüklerdir. Gül sözcüğü sesteş sözcüklerdir. Sözcük ister çekime girsin, ister hiç çekime girmeden isim olarak kullanılsın, aynı yazılışta ise, aynı okunuşta ise anlamları ve kavramları farklı ise bunlara sesteş sözcük diyoruz. Soruya bakalım. Odunu yardım ona yardım bir insanlık borcudur cümlelerindeki yardım kelimeleri arasında ses bakımından bir benzeşme, sözcük çeşidi bakımından da bir ayrım vardır. Dikkat ediniz. Ona yardım odunu yardım. Birisinde yardım sözcüğü fiil, birisinde ona yardım insanlık borcundaki yardım iyiliktir soyut bir kavramı ifade eden isimdir. Şimdi aşağıdaki cümlelerden hangisinde böyle bir benzeşme ve bir ayırıma elverişli sözcük kullanılmıştır? Bu iş beni yordu. Yor kelime köküne bakmıyoruz. Yor kelimesinin köküne bakarsak, bu çok önemli. Birisi bunu hayra yor, bu atı biraz yor bakalım, çok azmış desek. İkisinde de fiil olur. Sesteş gibi görünüyor ama kullanım o değil. Bir burada yalnızca fiildir. Bu bağ bana dedemden kaldı. Bağ sözcüğü var burada. Bağ sözcüğü bir işte üzüm bağı, kayısı bağı, kiraz bağı, vişne bağı gibi veya bağcık anlamında ayakkabı bağı, bağcığa bazen bağ deriz. Bir bağ ve bağcık diyeceğimize bağ deriz. İkisi de isimdir. Eylem değildir. Ahmet hemen kolları sıvadı. Sıvadı kelimesi eylemdir. Ama sıvadı biçiminde değil de sıva düşünseydik sıva hem isim hem fiil olacaktı, sesteş olacaktı. Halbuki kullanım nedir? Sıvadı kelimenin kullanımı çok önemli. Sıvadı biçiminde sıvadı eylemdir ama sıvadı diye bir kavrama rastlamıyoruz. Rastlayamayız. Bu çiçeğin yaprakları zar gibidir. Benim sezebildiğim burada zar kelimesi var. Zar hücrenin bir çeperi anlamında veya Tavlada bir oyun o kemik anlamında. İkisi de isimdir. Bir eylem değildir. Ben burada da sesteşlik göremiyorum. Sana ağlamak yakışmıyor. Hep gül cümlesinde. Gül. Al sana bir gül. Hadi gül. İşte burada gülmek sözcüğünde ne var? Çok açık. Sesteşlik var. Eylem ve isim olarak. Bir neslinin adı gül. Sana ağlamak yakışmıyor. Hep gül doğru seçeneğimiz ve gül doğru kullanımdır. Şimdi başka bir konuyu karşıt anlamı çok önemli bir konuyu karşıt anlamı hatırlatacağım. Karşıt anlam yargıya sanatsal bir güzellik, bir pekiştirme ve duygusal zenginlik katmak için olumsuzluk belirtmeden karşıt kavramları birlikte kullanmaktır. Sevgili arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Öğretmen oturuyor, oturmuyor. Olumsuzluk karşıt değil. Eve gidiyor, gitmiyor. Olumsuzluk karşıt değil. Bana mektubu yazdı, yazmadı. Karşıt değil, olumsuz. Karşıtlık söze pekiştirme anlamı katmalı. Sözü güzelleştirmeli, duygusal nitelik katmalı. Aşık Veysel, o halk ozanımız, Aşık Veysel'in bir dörtlüğü var. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Burada gündüz gece sözcükleri karşıt kavramlardır ve söze güzellik katmıştır. Sürekli gidiyorum anlamındadır karşıt kavramlar isimlerde olmaz, fiillerde olur. Kavramlarda olur. Karşıt kavramlar olumsuza kaçmamalıdır. Daha önemli soruya geçersek aşağıdakilerin hangisinde altı sili söz ya da söz öbeği karşıt anlamı düşündürecek biçimde kullanılmıştır. Karşıt anlamı düşündürecek biçimde. Olayı duyduk diyenler mahkemede duymadık dediler. Duyduk diyenler duymadık diyenler olumsuzluk var, olmaz. Su kuşu Necati'nin bir doğduğunda bir de öldüğünde yıkandığı söylenir. Burada burada Necati su kuşu su ile ilgileniyor. Ama bir doğduğunda bir öldüğünde yıkanıyor. Karşıt anlamı burada sezdiriyor, düşündürüyor bize. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bir de atasözü bu. Ve burada karşıt kavram yok. Karşıt düşündürme de yok. Anlaşılıyor ki bu işi çabuk bitirmişsiniz. Çabuk ve bitirmek kelimesi bize karşıt kavramları düşündürmez. Son sözlerimde, son düşüncelerim saklıydı. Burada da karşıt düşündürme yoktur su kuşu Necati'nin bir doğduğunda bir de öldüğünde yıkandığı söylenir cümlesinde Necati'nin bir durumu var. Adı su kuşu, suyla ilgileniyor. Ama Necati suyu hiç sevmiyor. Doğarken ebe yıkamış, ölürken de gasılhane dedikleri ölülerin yıkandığı bir yer orada yıkanmış. İşte bu karşıt düşündürüyor ama karşıt kavramları değil karşıt durumları düşündürüyor. İşte uyarımız geliyor. Uyarımız şu. Durumların karşıtlığıyla sözcüklerin karşıtlığı fa farklı bir konumu belirler. Çünkü uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece karşıtlığı. Sabah akşam seni sayıklıyor. Biraz ne olur gülümse onun yüzüne dediğimizde sabah akşam karşıtlıktır. Karşıtlık, karşıt durumlardan farklı bir konumu belirler. Buna dikkatinizi çekiyorum. Sorumuzun ilkin durumlardan gelmesi bu uyarı için çok önemli oldu. Şimdi asıl karşıtlığı belirten güzel bir soruya geçiyoruz. İki ülke arasındaki ilişkiler bir süre sonra gerginliğe dönüştü. Cümlesinde gerginlik yerine Aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle eskisine göre karşıt bir anlam kazanır? Cümleyi çok güzel bir biçimde yerine yer sözcüğü çok güzel bir biçimde yerine yerleştirelim. İki ülke arasındaki ilişkiler bir süre sonra gevşemeye dönüştü denilir mi? Veya genişlemeye dönüştü denilir mi? Veya bütünleşmeye dönüştü denilir mi? Ya da şu sanki sezilebilir yakınlaşmaya dönüştü denilir de ama bu gerginliği tam olarak karşılar mı? Ama yumuşamaya dönüştü dediğimiz zaman gerginlik yumuşamanın anlamca karşıtıdır. Bu soruda karşıt kavramlar kullanılmıştır. Gerginlik ve yumuşama. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz E'dir. Şimdi verilen konuları birkaç soruyla pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerde alt kelimelerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır? İlk damlalardan sonra yağmur birden coştu. Coşmak, yağmurun coşması gerçek midir? Suyun coşması gerçek de hızlandı deseydi, coştu gerçek değil. Bu sözde gençlerden biri ince bir bu söze gençlerden biri ince bir karşılık verdi. İnce gerçekten, ince bir gömlek vardığıyla ya da bıçağın ağzı çok ince, bu kılıç çok ince derken buradaki ince ile aynı anlama geliyor mu? Hayır. Serindi ama tatlı bir yaz akşamıydı. Tatlı bir yiyecektir. Yemeklerin ardından yenir. Ben tatlıyı severdim, şeker hastası oldum. Tatlı şeker hastası yapıyor şimdi beni. Ama buradaki tatlı, tatlı yaz akşamındaki bildiğimiz tatlı değildir. Havalar ısınınca ağaçların tomurcukları patladı. Patladı bir yansımadır. Patlamak da gerçek anlamı veriyor mu? Hayır. Ama gölün kıyılarını yapraksız bodur ağaçlar kuşatmıştı. Bodur ağaçlar burada gerçek anlamı veriyor. Doğru seçeneğimiz E'dir. Gölün kıyılarını yapraksız bodur ağaçlar ağacın niteliğini veriyor. Bodur kelimesi ağacı tam ve gerçek anlamda niteliyor. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş kelimesi davranış anlamında kullanılmıştır? Dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Soruyu okuyacağım ama gene dikkatinizi çekiyorum. Biz bir kelime bir kelimenin yerini tam olarak karşılayabilir ama aynı anlamı vermeyebilir, tutturabilir aynı anlamı ama aynı e, anlamı vermeyebilir. Dikkatinizi çekiyorum. Ona borç vermekle çok iyi bir iş yaptın doğrusu, iyi bir davranışta bulundun anlamı çok açık seziliyor. Şair, yazar ve öğretmen olarak davranışı oldukça ağırdır diyebilir miyiz? Bence denilmez. Ne tür bir davranış aradığını anlayamadım denilebilir mi? Hayır. Bankadaki davranışı uzun sürdüğü için gelememiş denilir mi? Uygun düşmez diye düşünüyorum. Bu bir zevk davranışı. Herkes istediği gibi giyinir denilebilir mi? Hayır. Cümleye uymaz. Kelimeyi yanlış kullanmaktan dolayı anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Ve seçeneğimiz ona borç vermekle çok iyi bir davranış. Yaptın değil, davranışta bulundun anlamını veriyor. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A'dır. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Mecaza hatırlayacaksınız. Kızımla verdiğim örnek köpürmek ve baba niye köpürsün, köpürüyorsun ifadesindeki ya da Vedat kardeşimizle ilgili bana keskin bakıyor ifadesinde sözcüğün sözlük anlamı dışında kullanımıdır. İşte burada burada a gelecek hafta bugün yine buluşalım dedim. Haftanın geleceği veya gelecek hafta mecaz ben göremiyorum. Az sonra beyaz bir at üstünde gelin göründü. Gelin gerçekte şimdi artık taksiyle götürüyorlar ama eski bir olayı anlatıyor. Bir köy düğünü anlatıyor olmalı. Gelin gerçekte gerçek anlamdır. Çocuğu uyutmak için odaya götürdü. Biz bazen beni uyuttun, beni ayakta uyutuyor. Bu öğretmen öyle konuşuyor ki bizi ayakta uyutuyor diyebiliriz. Ama buradaki uyutmak değil. Asıl buradaki uyutmak gerçekten çocuk uyumuş ve uyutmak için götürmüş. Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı. Boşluk somut bir olaydır. Boş sözleri ise somutluk yoktur. Bir sözcük eğer somut değilse, soyut anlamı taşıyorsa, somut bir sözcük soyut anlamı taşıyorsa bu mecazdır. Akrabalarını görmek, onla akrabalarını görmek, onlarla konuşmak istiyordu. Akrabalar görülür. Burada da mecaz görülmüyor. Ama boş kavramı somut olarak boş kavramı soyut anlam kazandığı için doğrusu mecaz olarak kullanılmıştır. E seçeneği, D seçeneği doğru cevaptır. Sorulması mümkün olan, mümkün olacak konuları açıkladım. Türk dilinin genel nitelikleri özellikle Ural Altay dillerinden olduğu, Altay koluna bağlı olduğu, eklemli dillerden olduğu çok önemli bir bilgi olarak karşınıza çıkabilir. Sözcük anlamı ise sözcüklerin bilgi olarak aktardığım tek anlamlı, çok anlamlı veya cümlede anlamlı, anlam kazanan anlamların ötesinde sözcük anlam ilişkilerinde karşımıza mutlaka sorular çıkacaktır. Ve bu konu özellikle cümle yorumu ile ilgili, cümle anlamı ile ilgili ve paragraf anlamıyla ilgilidir. Bunun için şimdi gerçek anlamda bir cümleyi mesela gönül kardeşimiz yürümek sözcüğünü gerçek anlamda kullansın Arkadaşımla okula kadar yürüdük. Arkadaşımla okula kadar yürüdük gerçek anlamda. Bu ket kardeşimiz bize yürümek sözcüğünü mecaz anlamda kullansın. Çocuğun üstüne yürüyordu. Çocuğun üstüne yürüyordu. Bu mecazı da hatırlatabilir. Birisinin üstüne yürümek mecazdır, deyimdir. Deyimlerde mecaz olarak kullanılmıştır. Yan anlamda kullanım, kardeşimiz söylesin, yan anlamda araba yavaş yavaş yürüyordu. Araba yürür mü? Arabanın bir yerden bir yere hareket etmesi yürümek anlamında düşünüldüğünde yan anlam ifade edebilir. Terim anlamında, Emre burun sözcüğünü terim anlamında kullanabilir miyiz? Ülkemizin en kuzeyi Sinop burnudur. Ülkemizin en kuzeyinde Sinop burnu bulunur. Bravo ve Türkiye'yi meridyen olarak ikiye böler. Değil mi? Mesela bir coğrafya terimi söyleyebilir misin Vedat? Bir coğrafya terimi. Harita. Harita. Peki cümlede kullanabilir misin haritayı? Hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haritasını. Özel Hı. haritasını çok beğendim. Meridyen sözcüğünü, terimini bir cümlede kullanabilir misin? Meridyen terimini bir cümlede kullanabilir misin? Her merid... Her meridyen arası dört dakikadır. Bravo. Her meridyen arası dört dakikadır. Peki bir edebiyat terimi siz kullanabilir misiniz, Soner? Bir edebiyat terimini cümlede kullanın. Biz seçelim. Bir edebiyat terimini. Kafiyeyi cümlede kullanın bakalım. Kafiyeleri çok severim. Kafiyeleri çok severim. Somut oldu. Şiiri kafiyeli şiirleri ya da uyaklı şiirleri çok severim. Çok daha güzel bir cümle olacaktı. Sonra sözcüğün eş anlamlısı vardı. Hatırlayacaksınız. Eş anlamlılık bir anlatım bozukluğudur. Burayı özellikle belirtiyorum. ÖSYM e eş anlamlı sözcüklerin anlatım bozukluğu yapıp yapmadığını sormuştur. Mesela aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlatım bozukluğu anlamdaş sözcüklerin veya eş anlamlı sözcüklerin bir cümlede kullanımıdır diye sormuş olabilir. E, ihtiyar i̇htiyar yaşlı ninemi dün doktora götürdüler cümlesinde. İhtiyar yaşlı ninem nedir? Eş anlamlı sözcüklerin kullanımından dolayı anlatım bozukluğuna uğramış bir yargıdır. Eş anlamlı kullanım bir şeyle karıştırılmamalıydı. Neydi o? Anlamdaşlıkla karıştırılmamalıydı. Anlamdaş kullanım. Anlamdaş kullanım yazılışları, okunuşları farklı olduğu halde anlamları aynı olan sözcüklerdi. Aynı karşılığı bulan sözcüklerdi. Dolayısıyla eşanlamlı sözcükse başka dilden dilimize geçerek kullanılan sözcüklerdi. Eşanlamlı sözcükler her zaman aynı alanda, aynı anlamda, futbol alanında corner faul, forvet, defans, bunların forvet ve defansın Türkçe karşılıkları vardır. İşte birisi savunma, birisi öncü oyuncu, golcü oyuncuya forvet, kaleye topun girmesini engellemeye çalışanlara da savunma oyuncusu veya defans denir. İşte bunlar eş anlamlı sözcüklerdir. Futbol alanında kullanılmıştır. Mesela vatan savunması vaciptir. Vatan savunması vaciptir. Vatan müdafası vaciptir. Namık Kemal'in Kanıca müdafası diye bir eseri var. Kanıca savunması diye bir tiyatro eseri var. Bu çok önemli. Anlamdaş sözcüklerin e, Dilimize başka dillerden geçerek dilimizdeki alanıyla kullanımı olayıdır. Bir yargıda bulunması da neye sebep oluyor? Anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Karşıt anlam var çok önemli. Karşıt durum var bunu unutmayın çok önemli. Ve böylece dersimizi burada bitirmiş oluyoruz. İyi günler diliyorum.